Arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Şirin Kaya. Tıp Akademisi'nin pediatri hocasıyım. 2023 Eylül TUS referanslarını konuşmak üzere bu videoyu hazırladım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tıp Akademisi pediatri eğitim setimizde konu kitabımız var. Pediatri soru bankamız var. Pediatri optimum paketimiz var. Bir de pediatri soru kampımız yapıldı. Biz bu sınava baktığımızda biraz sonra referansları da paylaşacağız. Pediatri konu kitabımız çıkan 25 sorunun 24'ünü, pediatri soru kitabımız ise çıkan 25 sorunun 12 tanesini, optimum pediatri video paketimiz çıkan 25 sorunun 20 tanesine, pediatri soru kampımız ise çıkan 25 sorunun 10 tanesine cevap vermişti. Tekrardan hatırlarsan 2023 TUS sınavında pediatri konu kitabımız Toplamda 25 sorudan 24'üne referans vermiştir. Sınavın bütün sorularına baktığımızda toplamda 62 tane soruya cevap vermiştir. Yani bir nevi sınavın üçte birine cevap vermiştir. Yine dediğim gibi pediatri soru kampımızda 25 sorudan 10 taneye referans vermiştir. Biz şimdi bu videomuzda 24 soruya referans vereceğiz. Bir tanesini de kaçırdığımızı maalesef ifade edeceğiz. Dediğimiz gibi toplamda 62 tane soru yakalamıştık. Bu 62 tane sorunun da video referanslarını ayrı bir videoda sizinle paylaşacağım arkadaşım. O zaman haydi pediatri referans videolarımıza birlikte başlayalım. Birinci soruya baktığımızda SLE tanısına kullanılan komplemanlardan hangisinde ön planda düşüklük beklenir diyor. Kitabımızın 171. sayfasına baktığımızda SLE'nin uluslararası kliniklerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş klinik kriterlerini görüyoruz. Ki bu kriterlerden bazıları klinik kriterler, bazıları immünoloji kriterler. İmmünoloji kriterler kısmına baktığımızda Komplemanların düşük olduğunu görüyoruz. Özellikle hangi komplemanların C3, C4 ve CH50 seviyesinin düşük olduğunu görüyoruz. Ki pediatri ders videolarımızda defalarca nefroloji derslerimizde şunu vurguluyoruz. SLE, C3 düşük nefritik sendromlardandır tamam mı? Ki bunun yanında C4'ün de düşük olduğunu gördüğümüzde SL'de diyoruz ki SL şu anda aktiflenmiş. Tamam mı? İkisini düşük gördüğümüzde SL'nin remisyonda değil de aktif olduğunu bilmemiz gerekir. Bunu defalarca da ders videolarımızda vurgulamıştık. Bunun yanında Pediatri soru kampımızda da aşağıdakilerden hangisi S'lerin tanı kriterleri arasında yer almaz diye bir soru sormuşuz. Burada da yine immünoloji kriterleri bilgi olarak vermişiz. İmmünoloji kriterlerden C3'ün, C4'ün ve CH50 seviyesinin düşük olduğunu burada da vurgulamışız. O zaman baktığımızda aradığımız seçenek C3, C4 veya CH50 düşüklüğüdür. Seçenekler arasında C4 düşüklüğü vardı. O zaman doğru cevabımız C4 düşüklüğüdür. İkinci soruya baktığımızda yumurta alerjisi olan olgunun kızamık aşısı zamanı gelmiştir. En uygun yaklaşım nedir diye soruyor. Arkadaşım kitabımızın 127. sayfasına baktığımızda burada kızamık kızamıkçı kaba kulak aşısının anlatıldığını görmekteyiz. Burada baktığımızda özellikle söylemişiz ki kızamık aşısı aşı tavuk embriyo hücre kültüründen yapılmıştır ama yumurta alerjisine sebep olan proteinleri belirgin olarak içermez demişiz. Anaflaksi dahil olmak üzere yumurta alerjileri kızamık aşısı için bir kontraindikasyon değildir. Hastane ortamında doktor kontrolünde bu aşı yapılmalı demişiz. O zaman aradığımız cevap seçenekler arasında yer alan kızamık aşısı yapmak için bir engel yoktur. Aşı yapılabilir dediğimiz gibi kitabımızın 127. sayfası bu soruya referans olmuştur. Sınavın bir diğer sosta baktığımızda postnatal ikinci gündeki yeni doğanda gözlerde pürülan akıntı, kızarıklık ve göz kapağında ödem varsa hangi etken düşünülür diyor. Özellikle burada postnatal ikinci gün kelimesine dikkat edelim. Pürülan akıntı kelimesine dikkat edelim. Baktığımızda kitabımızın 58. sayfasında yeni doğan enfeksiyonları anlatılıyor. Bu konu başlığı altında neonatal konjüktivitlere değinildi. Neonatal konjüktivitleri de erken konjüktivitler ve geç konjüktivitler olarak ikiye ayırıyoruz. Erken konjüktivitlere baktığımızda kimyasal konjüktiviti görüyoruz. Kimyasal konjüktivitten kastımız ne? Povi, iyodin, eritromisin, gümüş nitrat, profilaksisi sonrası gelişen konjüktivitleri kastetmekteyiz. Burada bu ilaçların uygulanmasından sonra bir bakıyoruz ki birkaç saat sonra çocuğun gözlerinde hiperemi, sulu ve non-pürülan seröz bir akıntı gelişiyor. Biz bu akıntıyı görünce korkmuyoruz. Diyoruz ki serum fizyolojik ile yıkamak ve çocuğun gözlerini silmek bu akıntıyı geriletmek için yeterli. Antibiyotik kullanmıyoruz ve genellikle bu göz akıntısı 24 ile 36 saat arasında düzelir diyoruz. Bir diğer erken konjüktivit sebebi de gonokokok konjüktivitidir. Baktığımızda doğum kanalında gonokokların bebeğe bulaşması sonucunda oluşuyor tamam mı? Baktığımızda sezeryan doğumda görülmüyor normal vajinal doğumda görülüyor. Postnatal 24 ile 48. saat arasında bu konjüktivit bulgu veriyor. Baktığımızda bilateral gözlerde şişlik görülüyor. Özellikle koyu pürülan akıntı görülüyor. Ve göz kapaklarında sertlik ve ödem görülüyor. Tamam mı? Aynen bizim buradaki soruda sorulan kelimelerin aynısı. Dikkat et bizim kitaptaki açıklamamızda da mevcut. Yine baktığımızda bu gonokok konjüktiviti, kimyasal konjüktivit gibi selim bir olay değildir. Baktığımızda eğer ki tedavi edilmezse kornea serasyonu perforasyonu yapıp körlükle sonuçlanabilir. Bu sebeple bu çocuklara 7 günlük bir penisilin G tedavisi verilir. Penisiline eğer ki direnç varsa seftilakson tedavisi verilir. Yine biz bu soruyu Pediatri soru kampımızda da gündeme getirmiştik. Yine pediatri soru kampımızda da gördüğümüz gibi yeni doğan konjüktivitleri ile ilgili açıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuşuz. Ve burada verdiğimiz açıklamalarda özellikle Neisteria gonore konjüktivitinin ilk 24 saatte başlayan koyu pürülen akıntı ile seyrettiğinden bahsetmişiz. O zaman aradığımız cevap nedir? Neisteria gonore konjüktivitidir hem soru kampımızda hem de kitabımızın 58. sayfasında bu soruya referans vermişiz. Bir diğer soruya baktığımızda bilinci kapalı, generalize tonik kolonik tarzında nöbet geçiren taşikardi, midriyazis, hipertansiyon bulguları tespit edilen ergen bir çocukta ön planda hangi zehirlenmeyi düşünmezsiniz diyor. Seçeneklere baktığımızda seçenekler arasında esrar, kokain, amfetamin gibi dopamin, noradrenalin, serotonin geri alımını inhibe eden psikostimulan ilaçlar var. Ki bu psikostimulan ilaçlar ne yapıyor? Sempato, mimetik etki yapıyor. Bu ilaçlarla ilgili zehirlenmeyi kitabımızın 449. sayfasında serotonin geri alımını inhibe eden ilaçlarla zehirlenme konusunda işlemişiz. Ne demiştik? Bu adı geçen ilaçlar dopaminin, noradrenalinin, serotoninin geri alımını inhibe ediyordu. Ve bunlar sinaptik aralıkta kaldığı için ne oluşuyordu? Psikostimulan bir etki ortaya çıkıyordu ve sempatomimetik bir etki çıkıyordu. O zaman açıklamamızı okuyalım. Bir kişi serotonin geri alım inibitörü ile zehirlendiğinde sempatik sistem aşırı çalışıyor gibi aklında tut. Bunun yanında da aşırı nöron uyarılması var demişiz. Evet arkadaşım hepimiz de biliyoruz bu ilgili maddeler alındığında aşırı nöron uyarılması olur. O zaman biz sempatik sistem aşırı çalışıyor gözüyle bu olaya baktığımızda sempatik sistem aşırı çalışınca ne olur? Hipertermi olur, taşikardi olur, hipertansiyon olur. Tamam mı? Gördüğümüz gibi taşikardi ve hipertansiyon gelişiyor. Yine baktığımızda hiperaktif refleksler ve miyoklonuslar görülür. Bağırsak sesleri artar, diyare görülür. Pupillerde dilatasyon görülür. Yani midriyazis görülür. Yine baktığımızda aşırı terleme de bu kişilerde görülür. Son olarak sempatomimetik ajanlarla zehirlenmeler aklımızda kalsın diye burada bir cümle kullanmışız. Demişiz ki sempatomimetik zehirlenmeler sonrasında her yer hızlı çalışır. Pupillerde fal taşı gibi açılıp bu olaya hayretle bakar demişiz. Yine baktığımızda pediatri soru kampımızda da biz yine serotonin geri alım inhibitörleri Hakkında bir soru sormuşuz ve burada da yine demişiz ki sempatik sistem aşırı çalışıyor, tamam mı? Sempatik sistem aşırı çalıştığı için ne görülüyor? Hipertermi, taşikardi, hipertansiyon görülüyor. Pupillerde dilatasyon görülüyor demişiz. Sorunun doğru cevabı etilen alkol zehirlenmesiydi arkadaşım. Tamam çünkü etilen alkol zehirlenmesi bu dediğimiz taşikardiye, miyodiyaziye, hipertansiyona sebep olmaz. Neye sebep olur? Anlatmış mıyız kitabımızda? Tabii ki de kitabımızda etilen glikoz zehirlenmesini anlattığımızda ne demişiz? Demişiz ki etilen glikoz zehirlenmesinde gastrointestinal iritasyon görülür, metabolik asidoz görülür, serebral ödem, kardiyak disritmi, tetani ve böbrek etmezliği görülür demişiz. Dikkat et arkadaşım etilen alkol ile zehirlenmede örneğin midriyazisten bahsetmemişiz. Yine baktığımızda özellikle bir hipertansiyondan taşikardiden bahsetmemişiz arkadaşım. Aradığımız cevap etilen alkol zehirlenmesidir. Hem kitabımız hem de soru kampımız bu soruya referans olmuştur arkadaşım. Bir diğer soruya baktığımızda bir çocuk bir tane pil yutmuş. Yutulan pil Özefagus'ta kalmış ve bu pil grafide görülüyor ne yapalım diye bize sormuş. Kitabımızın 298. sayfasında ve ders videolarımızda özefagus Yabancı cisimleri anlatılırken şurada önemli bir cümlenin üzerinde durulmuş. Özellikle bu bilgi kitabımızda kırmızıya boyanmış. Ne demişiz? Özefagusun bazı yabancı cisimleri acil olarak çıkarılması gerekiyor. Bunlar kimdir? Keskin nesneler, düğme ve disk şeklindeki piller, solunum semptomuna sebep olan cisimler tamam mı? O zaman baktığımızda Demek ki pilleri özefagusta tutmuyoruz. Hemen acilen çıkartmamız lazım. Aradığımız cevap pil hemen çıkarılması cevabıdır. Dediğimiz gibi hem kitabımız hem de ders videolarımız bu soruya referans vermiştir. Sınavın bir diğer sorusuna baktığımızda sistolik kan basıncında azalma, taşikardi, takipne, zayıf nabız ve jüviler venöz dolgunluğu olan olguda Hangi hastalık düşünülmeli diyor. Kitabımızın 428. sayfasına baktığımızda perikard hastalıkları başlığı altında şöyle bir cümle kullanmışız. Demişiz ki perikard sıvısı çok artarsa kardiyak tamponat gelişir. Kalp tamponatı geliştiğinde şurada görüldüğü üzere ventriküller içindeki kanı aorta pompalayamaz. Ve ventriküller içindeki kanı aorta pompalayamadığı için vena kavalardan da ventrikülün içine, kan gelemiyor tamam mı kan vena kavalarda Ozma baktığımızda ventriküller yeterince kasılamadığı için düşük kardiyak debi görülüyor. Vena kava süperiyor tam boşalamadığı için boyunda venöz dolgunluk görülüyor. Vena kava inferior tam boşalmadığı için vena kava inferiorda bir basınç artışı oluşuyor. Bu basınç artışı karaciğere yansıyor. Karaciğerde hepatomegali görülüyor. Dediğimiz gibi aorta kan gitmediği için sistolik kan basıncı düşüyor bir hipotansiyon durumu görülüyor. İşte biz kardiyak tamponatta bu oluşan klinikleri bekteriyadı şeklinde özetliyoruz. O zaman sen pulsus paradoxus ile birlikte bir hipotansiyon durumunu gördüğünde azalmış derinden gelen kalp sesi lafını gördüğünde dikkat et kalbin etrafında zırh gibi sıvı olduğu için kalp sesleri derinden geliyor. Yine boyun veriz dolgunluğu lafını duyduğunda aklına bekteriyadı gelsin. Bekteriyadı kardiyak tamponatta görülüyor. Ve biz bu soruya baktığımızda aslında bize bekteri sormuş. Bekteri kardiyak tamponatta görülür. Sorumuzun doğru cevabı kardiyak tamponattır. Kardiyak tamponatta bekteri görülür. Dediğimiz gibi kitabımızın 428. sayfası bu soruya referans vermiştir. Bir diğer sorumuza baktığımızda astım hata ile acile gelen olguya 3 doz salbutamol ve oksijen tedavisi veriliyor saturasyonu halen %91 olan interkostal çekilmesi olan hırıltısı ve öksürüğü devam eden olguya verilmesi gereken öncelikli tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşım başta biz buna salbutamolla oksijen vermişiz ama hala atağa gerilememiş. Atağın gerilemediğini nereden anlıyoruz? Interkostal çekilmesinin hala olmasından, hırıltı ve öksürüğünün hala devam etmesinden, saturasyonun %95 veya üzerine çıkamayıp hala %91 gibi bir değerde olmasından anlıyoruz. Ona baktığımızda kitabımızın 142. sayfasında bronşiyal astım atak tedavisi anlatılıyor. Orada diyor ki hafif ataklarda oksijen ve salbutamol veriyoruz ki başta hastayı o şekilde değerlendirmişiz. Ama daha sonra atak gerilemezse yani oksijen ve salbutamola rağmen Hala saturasyonları %91'de ise, hala fizik muayene bulguları devam ediyorsa biz bu hastayı orta ataktaymış gibi değerlendirip bu hastaya oksijen, salbutamol ve sistemik steroid artık vereceğiz tamam mı? Oksijen ve salbutamol tedavisine sistemik steroid ekleyeceğiz. Eğer hasta ağır ataktaysa oksijen, salbutamol ve sistemik steroidin yanına antikolinerjik olan ipratropiyum bromür de ekleyeceğiz. Bu dediğimiz Tedavilere yanıt yoksa yani şu dörtlü tedaviye yanıt yoksa bu hastaya intramusküler adrenalin veya IV magnezyum sülfat verebiliriz. Yine de yanıt yoksa artık bu hastayı yatırıyoruz tamam mı? Özellikle de yoğun bakım ünitesine yatırıyoruz. Bu hastaya IV terbutalin yani IV beta 2 agonist veriyoruz, heliox gazı veriyoruz, gerekirse de mekanik ventilatöre bağlıyoruz. Demek ki o zaman baktığımızda bir hasta. 3 dost salbutamolden ve oksijen tedavisinden fayda görmüyorsa sıradaki tedavi nedir? Sistemik steroiddir. Baktığımızda sorumuzun doğru cevabı da oral yani sistemik steroid tedavisidir. Gördüğümüz üzere kitabımızın 142. sayfası bu soruya referans vermiştir. Sınavın bir diğer sorusuna baktığımızda postnatal 8 ile 12. haftada Hemoglobin düzeyi düşen olgunun en olası tanısı ve bu tanıya yol açan patofizyoloji nedir diye bize sormuş. Kitabımızın 234. sayfasına baktığımızda süt çocuğunun fizyolojik anemisi anlatılmış. Bu konuya geçmeden önce basit bir fizyoloji bilgisi verelim. Bildiğimiz üzere yeni doğan anne karnındayken hipoksik bir ortamdadır. Hipoksik bir ortamda olduğu için eritropoietin salgılar. eritropoietin salgılandığı için yeni doğanda olduğunda hemoglobin miktarı yüksektir. Hatta dikkat edersek yeni doğanlar ilk doğduğunda kıpkırmızı doğarlar tamam mı? Hatta bir bilgi daha vereceğim. Yeni doğanlarda biz anemi'nin alt sınırını yani hemoglobinin alt sınırını ne kabul ediyoruz? 13.7 gibi değerlerde kabul ediyoruz tamam mı? Yeni doğanda hemoglobin miktarı fazladır. Yeni doğan doğumdan sonraki ilk günden itibaren ne ile karşılaşır? Oksijenle karşılaşır. Oksijenle karşılaşınca artık hipoksik ortamdan kurtulmuştur. Artık vücut Eritropoietin hormonunu intrauterin dönemde olduğu gibi çok fazla sentezlemez. Eritropoietin hormonunun düzeyi düşmeye başlar. Eritropoietin hormon düzeyi düşmeye başlayınca artık doğumun ikinci haftasından itibaren yeni doğanın hemoglobini düşmeye başlıyor. Bu düşmeye fetal eritrositlerinin ömrünün kısa olması ve beyin hızlı kilo alması da katkı sağlanmaktadır. O zaman bebekte Demek ki ikinci haftadan itibaren hemoglobin düşmeye başlıyor. Bu düşüş 12. haftaya kadar genellikle devam ediyor. İşte ikinci haftadan itibaren başlayıp 12. haftaya kadar devam eden bu hemoglobin düşüşüne ne diyoruz? Süt çocuğunun fizyolojik anemisi diyoruz. Genellikle süt çocuğunun fizyolojik anemisi ter bebeklerde 8 ile 12 haftada preternlerde ise 6. ile 8. haftada belirginleşir. Yani biz diyelim ki 12. haftada baktığımızda bunun hemoglobin düzeyini örneğin 9'lar civarında göreceğiz arkadaşım. Baktığımızda süt çocuğun fizyolojik anemisi prematürlerde daha erken ve daha derin olurken terlerde daha iyi tolere edilebiliyor. Süt çocuğu fizyolojik anemisinin hemoglobin değerlerine baktığımızda genellikle ter bebeklerde bu düşüş 9 gram bölü desilitreye kadar. Pretermlerde ise 7 gram bölü desilitreye kadar olur. Bu değerlerin altına genellikle düşmez. Tedavide ne yapalım? Örneğin bu çocuklara kan transfüzyonu verelim mi? Alması gereken demirden daha fazla demir verelim mi? Hayır. Baktığımızda ne diyoruz? Sağlıklı besleme dışında genellikle süt çocuğu fizyolojik anemisinde tedavi gerekmez diyoruz. Hemoglobin düzeyi çok düşük olan yani 6 gram bölü desilitrenin altına düşen preterm bebeklere de transfüzyon yapabiliyoruz. Bu bilgilerden sonra o zaman artık sorumuzu daha kolay cevaplandırabiliriz. O zaman baktığımızda postlatal 8 ile 12. haftada hemoglobin düzeyi düştüğünde ilk aklımıza süt çocuğunun fizyolojik anemisi gelecek. Bu düşmeye de sebep olan patofizyolojik mekanizma nedir? Eritropoetin hormonunun azalmasıdır. O zaman baktığımızda aradığımız tanı süt çocuğunun fizyolojik anemisidir. Bu tanıya sebep olan olay da eritropoyetin hormonunun düşüklüğüdür. Kitabımızın 234. sayfası da bu doğru cevaba yeterince referans vermiştir. 9. söyle devam ediyoruz. aşıltılı solunumu olan, üksürüğü olan, siyanoz atakları olan, baryumlu grafide özefagusta bası bulgusu saptanan, Çocuğun tanısı açtakilerden hangisidir? Bir de soruda bir şey daha da söylüyor ışıltılı solunumun yanında. Bu ışıltı ve gürültülü solunum Çocuk başını geriye atınca azalıyor bilgisi de veriliyor. Arkadaşım sen bunları gördüğünde aklına ne gelecek? Vasküler ring anomalisi gelecek. Bu sorunun doğru cevabı vasküler ring anomalisidir. Haydi bakalım kitabımız veya soru kampımız buna bir referans vermiş mi? Onu inceleyelim. Tabii ki de vermiş. Baktığımızda kitabımızın 331. sayfasında vasküler ring anomalileri için şöyle diyor. Aortik arkın anormal gelişimi sonrasında görülen bir hastalıktır. Burada trakaya Özefagusa ya da her ikisine birden bir bası vardır. Trekaya bası oluşunca ne oluşur? Solunum zorluğu. Özefagusa bası olunca beslenme zorluğu karşımıza çıkmaktadır. Baktığımızda çocukta Trekaya bir bası bulgusu olduğu için hışıltılı solunum görüyoruz. Hışıltılı solunum vasküler ringin en sık semptomudur ki soruda da baktığımızda hışıltılı solunum görülüyor ve bu hışıltılı solunum boyun ekstansiyonu ile azalıyor. Niye? Çünkü boyun ekstansiyon pozisyonuna geldiğinde trakaya var olan bası azalıyor. Bası azaldığı için bu hışıltı azalıyor. Yine baktığımızda trakaya bası olduğu için öksürük görülüyor. Yine baktığımızda trakaya aşırı miktarda bir bası olursa siyanoz atakları görülüyor. Ve Yine ne demiştik? Treka'nın yanında Özefagus'ta da bası oluyor demiştik. Özefagus'ta bası olduğu için bak tanıda ne demişiz? Tanıda baryumlu Özefagus grafisi çekildiğinde Özefagus'ta bası görüyoruz. Gördüğümüz gibi kitabımızın 331. sayfası soruya dört dörtlük bir referans vermiştir. Kitabımızdaki referansın yanında soru kampımızda da vasküler ilgili bir soru çözmüştük. Hatta şurada özellikle bunu da vurgulamışız. Vasküler ring anomallerinde Hışıltılı solunum görülür ve bu hışıltılı solunum boyun ekstansiyonu ile azalır bilgisini vermişiz. Yine baktığımızda vaskülerlik tanısında baryumlu özefagus grafisinin önemini vurgulamışız. Baryumlu özefagus grafisinde özefagus basısının görüldüğünden bahsetmişiz. Dediğimiz gibi hem kitabımızın 331. sayfası hem de soru kampımızdaki sorduğumuz soru bu sınavdaki soruya yeterince referans vermiştir. Bir diğer soruya baktığımızda çülyak tanısında transglutaminaz immunoglobulin A antikor testi ile birlikte hangi test istenmeli diyor. Şuradaki A'ya dikkat edelim. Haydi gel beraber sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Baktığımızda kitabımızın 142. sayfasında çülyak hastalığının tanısından bahsederken tanının klinikle otoantikorlarla HLA doku gruplarıyla ve doğrudan histolojik kombinasyonuyla konulduğu belirtiliyor. Burada otoantikorlar olarak ilk hangi testi istememiz gerektiği bir de vurgulanmış. İlk istenecek tetkik anti doku transglutaminaz immün globulin A'dır. Dikkat et ne karakteri de bu antikor immün globulin A karakterinde. Olay ki bu çocukta selektif bir immün A eksikliği varsa biz bu antikoru yalancı olarak negatif görebiliriz. İşte bu yalancı negatifliği ortadan kaldırmak için biz bu imin globinin A karakterinde antikoru istediğimizde yanına serum total imin A düzeyini de eklememiz lazım ki buradaki yalancı negatifliği dışlayabilelim. Örneğin baktığımızda antidoku transglutaminaz imin globinin A diyelim ki negatif geldi çocukta da serum total imin A negatif gelirse diyoruz ki hayır biz bu testin negatif olduğunu düşünemeyiz. Bu testin negatif olmasının sebebi vücuttaki total immunoglobinin A'nın eksikliği yani selektif immunoglobinin A eksikliğidir diyeceğiz. Onun için selektif immunoglobinin A eksikliğini dışlamak için biz bu antikorun yanında serum total immunoglobinin A değerlerini de istiyoruz. Gördüğümüz gibi kitabımızın 142. sayfası bu soruya yeterince referans vermiştir. Bunun yanında yine baktığımızda Pediatri soru kampımızda da yine çülyak hastalığı ile ilgili bir soru sorulmuş. Sorunun cevabında çülyak tanısında ilk yapılacak tetkikin anti doku transglutaminaz testi olduğu ve bunun yanında immün globinin A'nın da istenmesi gerektiği vurgulanmış. O zaman aradığımız doğru cevap serum immün globinin A düzeyidir. Gerek kitabımız olsun gerek soru kampımız olsun bu soruya dört dörtlük referans vermiştir. 11. soruya devam ediyoruz. Okul başarısına düşme, hiperaktivite, Fizik muayenede akantozis negrikan saptanan olgunun laboratuvar incelemesi de bozulmuş kortizol diyonar ritmi ve çok uzun zincirli yağ asitleri saptanıyor. Olgunun en orasını aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Baktığımızda bir çocukta okul başarısında düşme ve hiperaktivite olması bize neyi düşündürüyor? Sanki beyninde bir hasar var bunu bize düşündürüyor. Yine baktığımızda kortizolun diyonar ritminin bozulması da bize sanki bir adrenal yetmezlik varmış gibi düşündürüyor. Beyinde bir bozukluk var ve adrenal yetmezlik var. En önemli ipucuyu söylüyorum. Çok uzun zincirli yağ asitleri de plazmada artmış. Aklımıza kim gelecek? Lorenzo'nun hastalığı olarak bildiğimiz hastalık olan adrenolikodistrofi gelecek. Ki nitekim sorumuzun doğru cevabı da adrenolikodistrofiydi. Bakalım biz bu adrenolikodistrofiye nasıl referanslar vermişiz. Bunları seninle konuşalım. Kitabımızın 380. sayfasına baktığımızda nörodejeneratif hastalıklar kısmında adrenoleukodistrofi anlatılmaktadır. Adrenoleukodistrofi X'e bağlı resesif geçen, ABCD1 geninde mutasyona bağlı oluşan erkek çocuklarında görülen bir hastalıktır. ABCD1 geninde mutasyon olduğunda ne oluyor? Çok uzun zincirli yağ asitleri peroksizomlara taşınamıyor. Hücrelerde birikiyor. Hücrelerde birikim sonucunda da neler görülüyor? Dejeneratif olaylar ortaya çıkıyor. Bu çok uzun zincirli yağ asitleri peroksizomlarda parçalanmadığı için serumda anormal oranda artmış çok uzun zincirli yağ asitlerini görüyoruz. Bu da adrenolikodistrofi tanısı için çok önemli bir bulgudur. Yine adrenolikodistrofi hastalığında MR bulgusu olarak posterior parietal ve oksipital loblarda periventriküler beyaz cevherde dikkat et beyaz cevherde simetrik de miyenizasyonlar görüyoruz. Beyaz cevheri nasıl aklında tutacaksın? Bununla ilgili bir ipucu vereyim arkadaşım. Gördüğün gibi lüko demişiz. Lüko aklına beyazlığı temsil etsin. Hatta biz beyaz kan hücrelerine ne diyoruz? Lükosit diyoruz. Tamam mı arkadaşım? Bu şekilde artık beyaz cevheri mi etkiliyor? Gri cevheri mi etkiliyor diye artık daha iyi aklında tutabilirsin. Lükodistrofi demek beyaz cevherin tutulumu demektir. Bu hastalık baktığımızda erkek çocuklarda okul başarısında düşme görüyoruz. Ve bu çocuklarda davranış ve yürüme bozukluğu görülüyor. Davranış bozukluğu olarak ne görülüyor? Daha çok hırçınlık görülüyor. Nitekim Lorenzo'nun yağ filminde de Lorenzo'da hırçınlıklar başlamıştı. Ve okul başarısında düşme başlamıştı. İlk bunu kim fark etmişti? Lorenzo'nun öğretmeni fark etmişti. Yine baktığımızda bu hastalıkta adrenal yetmezlik olur dedik. Adrenal yetmezlik olduğu için bir hiperpigmentasyon görülüyor. Hatta hiperpigmentasyonu bu soruda da ne diye vurgulamışlar? Akandosis nigrigans olarak vurgulamışlar. O zaman baktığımızda kitabımız gerek tanısı olsun, gerek klinik bulguları olsun. Adrenolikodistrofiye iyi bir referans vermiştir. Hatta adrenolikodistrofiye pediatrik soru kampımızda referans vermiştir. Bu soruyu da beraber inceleyelim. Baktığımızda 8 yaşındaki olgu okul başarısında azalma, yürümede güçlük, el becerilerinde bozulma, vizyon şikayetiyle getirildiği hastaneden çekilen kranyal MR sonucunda beyaz cevher etkilenmesi görülmektedir. Olgun'un bakılan laboratuvar testinde de çok uzun zincirli yağ asitlerin arttığı görülmektedir. Gördüğün gibi arkadaşım sanki ÖSYM bu sorumuzu görmüş, kalkmış, aynısını hazırlamıştır. O zaman baktığımızda gerek pediatri soru kampımız olsun, gerekse kitabımızın 380. sayfası olsun. Bu soruya gayet iyi bir referans vermiştir. Bir diye söyle devam edelim. Çocukluk çağında nöbet, tamam nöbet, kılıç yarası benzeri cilt ve cilt altında atrofi ve hiperpigmentasyon varsa hangi hastalık düşünülmeli diyor. Bu sorunun cevabını görmeden önce kitabımızın 173. sayfasında bahsettiğimiz sıklerodermayı birazcık seninle konuşalım. Sonra sorumuza tekrardan dönelim. Baktığımızda sıkleroderma 16 yaşından önce başlayan ve birçok sistemi tutan otoimmün bir hastalıktır. Baktığımızda cilt daha fazla tutulmakla beraber cildin yanında akciğerler, böbrekler ve gastrointestinal sistem tutulur. Bu bahsettiğimiz bütün organlarda ne yapar skleroderma? Fibroz ise sebep olmaktadır. Baktığımızda dermanın generalize ve lokalize formları vardır. Lokalize derma'ya baktığımızda Çocuklarda en sık görülen sıkları derma tipidir ve bu tipte iç organ tutulumu yoktur. Lokalize sıkları derma da kendi içinde alt gruplara ayrılır, plak morfea, generalize morfea gibi ya da linear derma gibi tiplere ayrılır. Burada özellikle linear derma isimle konuşalım arkadaşım. Linear derma en sık görülen lokalize sıkları derma alt tipidir ve genellikle tek taraflı olarak vücudu tutar. Baktığınızda bu hastalıkta dermiste ve subkutan dokuda sklerodermalar vardır. Ve bu sklerozlar dermisi subkutan dokuyu aşıp kaslara, kemiklere kadar uzanabilir. Hatta uvuzları ve gövdeyi tutabilir. Fleksiyon kontraktörlerine sebep olabilir. Ne dedik? Bu sklerodermalar dermisi subkutan dokuyu, kası kemiği tutabilir. İşte böyle bu sklerodermalar çok derine gittiğinde yani cilt ve cilt altı dokuyu tutup atrofilere sebep olduğunda daha sonra da hiperpigmentasyon durumuna sebep olduğunda bir bakıyoruz ki sanki yüzde kılıç yarası varmış gibi bir görünüme sebep oluyor. Biz buna ne diyoruz? En kap de sabre diyoruz. En kap de, de tam olarak ne anlama geliyor? Latince'de yüzde kılıç yarası anlamına geliyor. Baktığımızda bu hastalarda kafa derisinde veya yüzde sanki kılıç da yarılmış gibi ve o kılıç yarası sonradan iyileşmiş gibi sıklarotik cilt bulgularına rastlıyoruz. Bazen bu dediğimiz sıklarodermalar var ya merkezi sinir sistemine kadar uzanabilir ve merkezi sinir sistemine kadar uzanınca da nübetlere, konvizyonlara, başarılarına sebep olabilir. Gördüğümüz gibi vakamızda da çocukluk çağında nübetler varmış. O zaman bu bilgiler ışığında Aradığımız cevap artık çok kolay. Aradığımız cevap lokalize dermadır. Al sana çocukluk çağında nöbet, al sana en kap desabre yani kılıç yarası benzeri cilt ve cilt altı dokuda atrofile ve hiperpigmentasyonlar diyoruz. O zaman gördüğümüz üzere kitabımızın 173. sayfası lokalize dermayı tam da ÖSM'nin istediği gibi dört dörtlük açıklamıştır. 13. soruyla devam ediyoruz. Sabah saatlerinde cüveni tonik kronik tarzda nöbet, uykusuz kalınca yenideki nesneleri düşürme şeklinde klinik bulguları olan yani sakarlı olan çocukta hangi hastalığı düşünürsünüz? Arkadaşım diyelim ki sana bir çocuk 12 ile 16 yaş civarında verildiğinde bu çocuğun başta diyelim ki uykudan uyandığında tamam mı? Ya da çok uykusuz kaldığı günlerde bir ışık uyarısıyla karşılaştığında tamam mı? Bir ışık uyarısıyla karşılaştığında sakarlıkla giden semptomlardan bahsettiğinde tamam mı? Aklına ilk hangi hastalık gelecek? Juvenil miyoklonik epilepsi gelecek ki sorumuzun doğru cevabı da juvenil miyoklonik epilepsiydi. Haydi juvenil miyoklonik epilepsiyi biraz daha yakından tanıyalım. Baktığımızda kitabımızın 384. sayfasında Selim Generalize Epilepsiler kısmında juvenil miyoklonik epilepsi, diğer ismi Jan sendromu olan epilepsiyi işlemişiz baktığımızda jüvenil miyoklinik epilepsi epilepsiden %5'inden sorumludur. Adolesanlarda en sık görülen generalize epilepsi formudur. Adı niye jüvenil? Çünkü 12 ile 16 yaş civarında bu epilepsi başlar. Bu jüvenil miyoklinik epilepsinin başlangıcı biraz ilginçtir. Baktığımızda sabahları miyoklinik şekillerle başlar. Örneğin çocuk sabahları bir fotofobi, bir ışık uyarısı sonrası elinden bir şey düşürme şeklinde ilk semptomlara başlar. Yani bir nevi sakarlığı vardır çocuğun tamam mı? Ama bu sakarlık ne ile tetikleniyor? Bir ışık uyarısıyla ya da uykusuzlukla tetikleniyor. Daha sonra bu sakarlıkları ne izliyor? Generalize tonik klonik tarzda nöbetler izliyor. Ya da juvenil absans şeklinde nöbetler izleyebiliyoruz. Dediğimiz gibi çocuktaki bu sakarlığı ne tetikliyor? Uykusuzluk tetikleyebilir. Alkol ya da bir ışık uyarısı tetikleyebilir. Bu hastalık valpurik Asit'e iyi cevap veriyor. Bu juvenil miyokronik epilepsi pediatrik soru kampımızda da biz konuşmuştuk. Baktığımızda şöyle bir soru vardı elimizde. 16 yaşındaki kız hasta karanlık odada televizyon izlerken kanapeden aniden düşme, bilinç kaybı, dişlerde kilitlenme ve JTK tarzı nöbet şikayetiyle polikliniğe başvuruyor. Tamam. Bak çocuğun yaşı 16 yaş ve JTK tarzı yani juvenil tonik klonik şeklinde bir nöbetle başvuruyor. Öyküsünden bir ay önce sabah uyandıktan sonra banyo ışığını açıp diş fırçasını eline aldıktan hemen sonra fırçanın elinden düştüğünü, uykusuz ve yorgun olduğu günlerde bu sorunun daha da sık yaşandığı belirtiliyor. Yani bir sakarlığı var ve bu sakarlığı uykusuz olduğunda, yorgun olduğunda daha fazla belirgin oluyor. Ve çocuğun çekilen EYG'sinde de çoklu diken dalga ve şarjları tespit ediliyor. Olgunun tanısı açıdakilerden hangisi diyor. Olgunun tanısı tıpkı şu ÖSYM sorusunda olduğu gibi güvenilmiyor okulunik epilepsi. Dikkat et arkadaşım bizim vaka sorumuzla ÖSYM'nin sorusu birbirine ne kadar benziyor. O zaman son bir kere daha toparlarsa. 12 ile 16 yaş arasında bir çocuk verildiğinde ve bu çocukla juvenil tonik klonik konvizyonlardan bahsedildiğinde ve bu çocuğu bu konvizyonları gelişmeden önce uykusuzlukla veya ışık uyarısıyla tetiklenen sakarlıklarından bahsedildiğinde aklımıza ne gelecek? juvenil yoklonik epilepsi, diğer ismi Jean sendromu olan epilepsi gelecek. 14. soruyla devam ediyoruz. Aralıklı ateş, iştahsızlık, hiperkalsemi, fosfor yüksekliği, paratormon düşüklüğü, bilateral hiler lapı ve eklem ağrıları olan çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Haydi bu sorunun cevabı için kitabımızın 180. sayfasından faydalanalım. Baktığımızda kitabımızın 180. sayfasında sarkoidoz anlatılıyor. Sarkoidoz birçok sistemi etkileyen bir hastalıktır. Etiyolojistem olarak aydınlatılamamıştır. Baktığımızda büyük çocuklarda ve 4 yaş altındaki çocuklarda klinik bulguları değişebilmektedir. Büyük çocuklarda en sık gördüğümüz klasik bulgular ateş, kilo kaybı, halsizliktir. Yine en sık tutulan organ hangisidir büyük çocuklarda? Akciğerdir. Akciğer tutulduğunda da en sık gördüğümüz bulgu nedir? İzole, bilateral, hiler, lenfadenopatidir. Zaten da sen bir hastada bilateral, hiler, lenfadenopatidir lafını duyduğunda ilk aklına ne gelsin arkadaşım? sarkoidoz gelsin. Yine devam edelim. Baktığımızda 4 yaş altı çocuklarda da daha çok döküntü, öveit, poliartrit ve deri tutulumu şeklinde sarkoidoz kendini belli etmektedir. Sarkoidoza baktığımızda hiperkalsemi önemli bir laboratuvar bulgusudur. Hatta bu hiperkalsemi çok fazla olduğu için paratormun bir nevi baskılanır. Ne der kalsiyum paratormuna? Sen fazla sentezlenme. Zaten ben yeterince varım diyor. Paratormon da ortamda olmayınca ne oluyor? Ortamda fosfor yüksekliği görülüyor. Yine sarkoidozda ACE enziminin yüksekliği çok önemli bir laboratuvar bulgusudur. Baktığımızda ACE enzim düzeyleri hastalık aktivasyonuyla kolerasyon gösteriyor. Buna da milyon tane yıldız atalım. Ona tekrardan sorumuza dönersek. Vakamızda ne vardı? Aralıklı ateş, iştahsızlık vardı. Bak Burada da aralıklı ateş ve iştahsızlık var. Vakamızda ne vardı? Hiperkalsemi vardı. Evet, sarkoidozda da hiperkalsemi vardı. Ve bu hiperkalsemi neye sebep oluyordu? Paratormun düşüklüğüne, fosforun yüksekliğine sebep oluyordu. Yine baktığımızda bilateral hilal nefadenopati kelimesini duyduğumuzda aklımıza sarkoidoz geliyordu. Yine baktığımızda 4 yaşındaki çocuklarda daha sık görülmek üzere sarkoidozda eklem da görülebiliyor. Aradığımız cevap sarkoidozdur. Gördüğümüz üzere kitabımızın 180. sayfası bu soruya da gayet güzel referans vermiştir. Başka bir soruyla devam ediyoruz. İTP'de yani idiopatik trombosit purpurada trombosit verme indikasyonları aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman biz bu sorunun cevabı için de kitabımızın 246. sayfasına gidelim baktığımızda kitabımızın 246. sayfası diyor ki günümüzde İTP'de en iyi tedavi şekli bekle ve izle tedavisidir. Yani baktığımızda hayatı tehdit eden kanama olmadıkça plazele transfüzyonu vermiyoruz. Hayatı tehdit eden kanama derken neyi kastediyoruz? Tabii ki de intrakraniyal kanamayı kastediyoruz. Yine hayatı tehdit eden kanama derken yaygın mukozal kanamaları kastediyoruz. Tamam mı arkadaşım? Bu durumda Platelet transfüzyonları verilebilir. Ama bu durumların haricinde örneğin cilt kanamasında ya da diş eti kanamasında trombosit verme endikasyonu yoktur. Yine şöyle baktığımızda pediatri soru kampımızda da yine bu konuya değinmişiz. Şöyle demişiz. Hayatı tehdit eden kanama olmadıkça platelet transfüzyonu kontrendikedir. O zaman bu mantıkla baktığımızda diş eti kanamasında hayatı tehdit eden bir durum yoktur ya da hafif bir cilt kanamasında hayatı tehdit eden bir durum yoktur. Ama intrakraniyal kanama olduğunda ya da acil bir cerrahi girişim yapıldığında çok fazla kan kaybedileceği için o zaman biz bu durumlarda ne vereceğiz? Trombosit transfüzyonu vereceğiz. Aradığımız cevap demek ki neymiş? Aradığımız cevap intrakraniyal kanama ve acil cerrahi girişim İTP'de trombosit verme indikasyonlarındandır. Bunun yanında yine tekrardan şöyle demişiz. Trombositler eğer ki 20 binin altındaysa aktif bir kanama varsa ya da trombositler 20 binin üstünde yaygın bir mukozal kanama varsa bu durumlarda da trombosit verilme indikasyonu vardır. O zaman baktığımızda gerek pediatri kampında sorduğumuz bu soruyu ya da sayfa 246'daki bilgilerimizi bu soru için referans olarak gösterebiliriz. Şimdi bir genetik sorusu ile devam ediyoruz. Mitokondrial kalıtım için doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Kitabımızın 68. sayfada mitokondrial kalıtımla ilgili bilgiler var. Bunları gözden geçirelim. Baktığımızda mitokondrial kalıtımın en önemli özelliği maternal geçiş özelliğine sahip olmasıdır. Yani mutant DNA anneden tüm çocuklara geçer. Hasta kadının tüm çocukları hasta olur. Tamam mı? Mitokondriyal hastalıklar demek ki babadan geçmiyormuş, anneden geçiyormuş. baktığımızda mitokondriyal hastalıklar en çok enerji ihtiyacı olan beyin, kas, kalp ve karaciğeri etkiler. Niye? Çünkü kimde daha çok enerji ihtiyacı varsa, enerjinin kaynağı olan mitokondriler daha fazla olur bunlarda. O zaman mitokondrisi fazla olanın mitokondriyal hastalıklardan etkilenme olasılığı çok daha fazladır, değil mi? Diyelim ki karaciğerde çok fazla mitokondri var ve mitokondriyal DNA bozuksa karaciğer daha fazla etkilenir. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Yine çok önemli bir özellik. Hücrelerin hem mutant hem de normal mitokondriyal DNA taşımasına heteroplazmi diyoruz. Ve heteroplazmi oranı hastalığın şiddetini etkiler. Yani ne kadar mutant DNA varsa, mutant DNA miktarı ne kadar artarsa, mutant DNA miktarı belli bir eşiği aşarsa o zaman hastalık ortaya çıkar. Ya da başka bir ifade hücreler yalnızca mutant DNA taşıyorsa biz bu olaya da homoplazmi diyoruz. Ama heteroplazmiye dikkat edelim. Demek ki neymiş heteroplazmi? Bir daha tekrarlayalım. Hücrelerin hem mutant hem de normal mitokondriyal DNA taşıma olayına heteroplazmi diyoruz. Heteroplazmi oranı hastalığın şiddetini etkiler. Yani ne demek istiyoruz? Hücrede mutant DNA'lar belli bir eşiği aşınca o zaman mitokondriyal hastalık ortaya çıkar demek istiyoruz tamam mı? Yine bunun yanında baktığımızda mitokondriyal hastalıkların tespitinde kas biyopsisi iyi bir seçenektir. Mitokondriyal hastalıklara örnek verirsek Leber'in kalıcı optik nöropatisi, yine baktığımızda kün sendromu, Merh ve Melas hastalıkları, Leik hastalıkları Pearson sendromu gibi hastalıklar bu hastalıklara örnek verilebilir. O zaman tekrardan sorumuza bakarsak mitokondriyal kalıtım için doğru olan ifade açıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşım baktığımızda o soruda doğru olan cevap klinik bulguların ortaya çıkması için mutasyona uğramış mitokondrilerin belli bir eşik değeri geçmiş olması lazım gerekiyor diyor. Bu doğru bir ifade. Yani bizi bir nevi heteroplazmi olayına bu olay götürüyor. Ne demiştik? Heteroplazmi oranı hastalığın şiddetini etkiler. Mutant DNA'lar ne kadar fazla olursa, mutant DNA'lar ne kadar belli bir eşiği geçerse o zaman hastalık ortaya çıkar diyoruz. Yine arkadaşım aynı soruda bir tane tanımdan bahsediyordu. Diyordu ki mitokondriyal hastalıklarda pleiotropi görülmez diyordu. Hayır arkadaşım, mitokondriyal hastalıklarda pleiotropi görülür. Niye görülür? Bunu açıklamadan önce Pleiotropi kavramını görelim. Pleiotropi tek bir genin birden fazla fenotipi etkilemesi durumudur. Mitokondrial hastalıklarda da bak mitokondrial DNA bozuluyor. Ama dikkat et tek bir organ yani tek bir fenotip de kendini göstermiyor. Ne dedik? Enerji ihtiyacı olan beyinde, kasta, kalpte, karaciğerde yani birçok yerde kendini gösteriyor. Yani fenotipe yansıması çok fazla olan hastalıklar grubudur. O zaman baktığımızda mitokondiyal hastalıklarda pleotropi durumu görülür. Pleotropi görülmez ifadesi yanlış bir ifadedir. Pleotropinin de ne olduğunu ihmal etmemişiz kitabımızda arkadaşım. Kitabımızın 65. sayfasında Pleiotropi'nin de ne olduğunu belirtmişiz arkadaşım. 2023 Eylül Tuz sınavının pediatri referanslarına bir nefroloji sorusu ile devam ediyoruz. Baktığımızda glomerüler kökenli olmayan hematür nedeni aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru sorulmuş. O zaman inceleyelim seninle beraber arkadaşım. Kitabımızın 187. sayfasına baktığımızda hematürleri sınıflandırmışız. Hematürleri de glomerüler hematürü ve non glomerüler hematürü şeklinde ikiye ayırmışız. Glomerüler hematürlere baktığımızda bunları izole renal hastalıklara sekonder gelişen glomerüler hematüri, multisistemik hastalıklara sekonder gelişen glomerüler hematüri şeklinde ikiye ayırmışız. İzole renal hastalıklara bağlı gelişen glomerüler hematüriye örnek verirsek örneğin immünoglobulinane nefropatisi, Alport sendromu, MPGN, APSGN FSGS gibi hastalıkları örnek verebiliriz. Multisistemik hastalıklara sekonder gelişen glomerüler hematüri nedenlerine ise SLE nefritini, HSP nefritini, hemolitik üremik sendromu örnek verebiliriz. Yine baktığımızda bu sorunu seçenekleri arasında şöyle bir sendrom vardı. MYH9 sendromu. MYH9 sendromuna baktığımızda bu da glomerüler hematüri nedenlerindendir. Bu sendromu biraz seninle beraber okuyalım arkadaşım. Baktığımızda bu sendrom otozomal dominant MYH9 gen mutasyonuna sekonder gelişen bir sendromdur. Bu MYH9 geninde bir sorun olduğunda özellikle podositlerde ve mezengiyal hücrelerde önemli bir protein olan kas dışı miyozin ağır zincir 2A kodlanamaz. Bu ilgili protein kodlanmadığında karşımıza hangi klinik bulgular çıkıyor bu hastalıkta? makro trombostopeni, değişken derecelerde böbrek etmezliği, işitme kaybı ve erken başlangıçlı katarak çıkıyor arkadaşım. Ve bu hastalığın en önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşım ne görülüyor? Glomerüler hematüri görülüyor arkadaşım. Kitabımızın 187. sayfasındaki referanslara yine devam ediyoruz arkadaşım. Ne demiştik? Hematürleri glomerüler. Hematürler bir de non glomerüler hematürler şeklinde ikiye ayırmıştık. Non glomerüler hematürlere baktığımızda Bunlar da üst üriner traktustan kaynaklanan, anatomik nedenlerden kaynaklanan, alt üriner traktustan kaynaklanan non glomerüler hematüri şeklinde sınıflandırmışız. Özellikle şuraya baktığımızda üst üriner traktusta non glomerüler hematüriye sebep olan bazı vasküler olayları görüyoruz. Örneğin renal arterde bir tromboz ya da renal vende bir tromboz neye sebep oluyor? Non glomerüler hematüriye sebep oluyor. Sorumuzun aradığımız cevabı da Zaten de renal ven trombozuydu. Gördüğünüz üzere kitabımızın 187. sayfası bu soruya tam olarak referans vermiştir. Renal arterin ve renal venin trombozları vasküler nedenli non glomerler hematürilere örnek olarak verilmiştir. Sınavın bir diğer nefroloji sorusu ise şu şekildeydi. Çocukluk çağında böbrek nakli olan hangi hastada nakil sonrası primer hastalığın tekrarı en az olasıdır? Baktığımızda kitabımızın 188. 189. ve 199. sayfaları bu soruya layığıyla referans vermiştir. Hadi bu referansları inceleyelim. Örneğin kitabımızın 189. sayfasında immüglobinin anefropatisini işlerken şöyle bir cümle kurmuşuz: Immüglobinin anefropatisi transplante böbrekte tekrarlayabilir greft kaybına neden olabilir demişiz ki sorudaki bir seçenek immünoglobulin A nefropatisiydi. Demek ki immünoglobulin A nefropatisi transplante böbrekte tekrarlayabilir. Yine baktığımızda kitabımızın 199. sayfasında şöyle güzel bir mavi kutucuk yapmışız ve demişiz ki renal transplantasyon sonrası tekrar olasılığı en yüksek olan hastalık MPGN tip 2'dir. İkinci en sık hastalık ise ailesel öz nedeni olan faktör haş eksikliğidir. Ki bu MPGN tip 2 ki bu ailesel öz ilgili sorunun diğer seçenekleriydi. İlgili sorunun bir diğer seçeneği ise membranöz glomerulonefritti. Membranöz glomerulonefrit çocukluk çağında nadir görülür. Görülse de ikinci dekatta ortaya çıkar. Erişkinde nefrotik sendromun en sık nedenidir. O zaman baktığımızda membranöz glomerulonefrit çocukluk çağında böbrek yetmezliğine sebep olmaz diyebiliriz. Onun için buradaki böbrek nakli konusuyla uzaktan yakından bu seçeneğin alakası yoktur. Bir diğer seçeneğimiz ise arkadaşım Alport sendromuydu. Baktığımızda kitabımızın 188. sayfasında Alport sendromunun prognozu için söylemişiz? Transplante böbrekte anti-glomerüler bazal membran nefriti gelişimi çok nadir de olsa izlenebilir demişiz. Şu gördüğün cümle temel referans kitabımız olan Nelson'dan olduğu gibi alınmıştır. Dediğimiz gibi böbrek transplantasyonu sonrası çok nadir de olsa Alport sendromu tekrarlayabilir. Ama dediğimiz gibi çok nadir tekrarlar ki soru da bize en az olası nedeni soruyordu. En az olası neden Alport sendromudur. Arkadaşım benim bu soruyla ilgili söylediğim bütün cümleler temel referans kitabımız olan Nelson'ın Böbrek Nakli chapter'ından alınmıştır. Gördüğün üzere arkadaşım kitabımızın ilgili sayfaları sınavın en zor sorularından olan bu soruya tam olarak referans olmuştur. Pediatri referanslarımıza bir nöroloji sorusuyla devam ediyoruz. Dengesiz yürümesi ve ekstremitelerinde anormal istemsiz atımları olan, gözlerde sıçrama ve anormal kaotik hareketleri olan olguda en olası tanı nedir? Bakıyoruz. Hastamızda dengesiz yürüme ve ekstremitede anormal istemsiz atımlar yani bir ataksi durumu var. Ataksi durumunun yanında gözlerde de anormal hareketler var. Haydi o zaman seçeneklerden biz bu soruyu çözmeye çalışalım. Bu sorunun cevabı sideram kolesi olabilir mi? baktığımızda kitabımızın 391. sayfasında sideram kolesinin A grubu beta hematik streptokok enfeksiyonu sonrası haftalar veya aylar sonra geliştiği görülüyor ve aranın majör kriterlerindendir Sidenam koresi baktığımızda 5-15 yaş arasında bu hastalık başlar hastalığın 3 ana klinik özelliği Kore'nin gelişmesi hipotoni olması emasyonel labilite olmasıdır baktığımızda bu hastada emasyonel labiliteden veya hipotoniden ya da Kore'yi düşündüren bulgulardan bahsetmiyor dikkat et arkadaşım Sidenam koresinde Gözlerde sıçrama veya anormal kaotik hareketler yoktur. O zaman aradığımız seçenek sidenam koresi değildir. Sorunun cevabı akut serebellit veya post enfeksiyöz serebellit olabilir mi? Baktığımızda kitabımızın 390. sayfasında post enfeksiyöz serebellitin ataksi, kibas bulguları, baş ağrısı ve ateş ile kendini belli ettiğini görüyoruz. Dikkat et arkadaşı bu hastalıkta da göz tutulumu yoktur. O zaman aradığımız cevap post enfeksiyöz olamaz. Yolumuza devam ediyoruz. Diğer seçenekleri de tartışıyoruz. Seçeneklerden bir tanesi Spasmus Mutans'tı. Kitabımızın 387. sayfasına baktığımızda Spasmus Mutans edinsel bir nistagmus tipi olduğunu görmekteyiz. 1 ile 2 yaşlarında bu hastalık ortaya çıkar. Bu hastalığın triadına baktığımızda pandüler bir nistagmus, bas sallama hareketi ve tortikollis görüyoruz. Dikkat et arkadaşım vakamızda tortikolisten bahsetmemiş, baş hareketlerinden bahsetmemiş. Yine nistagmus'tan bahsetmemiş, tamam mı? Bir de vakamızda göz bulgusu olarak nistagmus'tan ziyade gözlerde sıçramadan ve anormal kaotik hareketlerden bahsetmiş. Bir de spazmus mutans'ta ataksi görülmüyor. Vaktimizde vakamızda ataksi de vardır. O zaman aradığımız cevap spazmus mutans değildir arkadaşım. Sorunun bir diğer seçeneği miyoklonik epilepsiye baktığımızda miyoklonik epilepsilerin miyoklonik nöbetler ya da generalize tonik ya da progresif ataksiler şeklinde olduğundan bahsediyor. Dikkat et arkadaşım miyoklonik epilepsilerde gözlerde sıçrama veya anormal kaotik hareketlerden bahsetmiyor. Aradığımız cevap miyoklonik epilepsilerde değil. O zaman aradığımız cevap nedir? Aradığımız cevap opsoklonus. Myokolonus ataksi sendromudur. Bir tek seçeneklerde en mantıklı olan cevap bu kalıyor. Opsokolonus myokolonus ataksi sendromunu biz nereden hatırlıyoruz arkadaşım? Biz nöroblastomdan hatırlıyoruz. Kitabımızın nöroblastomla ilgili sayfası olsun. Nöroblastomla ilgili ders videomuz olsun. Nöroblastomu anlatırken dans eden gözler ve ayaklardan bahsetmekteyiz. Biz buna opsokolonus myokolonus sendromu diyoruz. Hatta bu olayın immünolojik bir olay olduğundan bahsediyoruz. O zaman dengesiz yürümesi olan, gözlerde sıçrama ve anormal kaotik hareketleri olan olguda en olası tanı Opsoklonus miyokloz, ataksi sendromudur. Kitabımız ve ders videolarımız bu soruya da başarılı bir şekilde referans vermiştir. Sınavın bir diğer sorusu da çocuktaki dil gelişim bozukluğuyla ilgili bir soru. Baktığımızda sosyal etkileşimi iyi olan, konuşması anlaşılır olan, konuşurken G harfi yerine D harfini, S harfi yerine de T harfini çıkaran, hecelerin yerlerini değiştirerek konuşan çocukta hangi dil gelişim bozukluğu vardır diye bir soru var karşımızda. Baktığımızda referans kitabımız olan Nelson'da bu dil gelişim bozuklukları 3 sınıfta sınıflandırılmıştır. Bunlar pragmatik sosyal iletişim bozukluğu, akıcılığın bozukluğu yani kekemelik şeklinde dil bozukluğu bir de dilin fonetik bozuklukları şeklinde 3 tane dil gelişim bozukluğundan bahsediyor. İlk bozukluk olan pragmatik sosyal iletişim bozukluğuna baktığımızda burada Pragmatik lafına dikkat edelim. Pragmatik lafını felsefe derslerimizden hatırlıyoruz. Neydi? Pragmatizm yani fayda veren anlamındaydı. Pragmatik sosyal iletişim bozukluğu olduğunda çocuğa günlük hayatta fayda veren ve çocuğu günlük hayatta pratik sonuçlara götüren, sosyal becerilerini geliştiren dilde bir problem olduğunu görüyoruz çünkü pragmatik sosyal iletişim bozukluğunda sözel veya sözel olmayan iletişim bozuktur dediğim gibi bu iletişim bozuk olduğu için de çocuğun sosyal etkileşimi iyi değildir baktığımızda sorumuzun cevabı bu olabilir mi hayır çocuğun sosyal etkileşimi iyi olduğu için bu aradığımız cevap değildir. O zaman diğer seçeneklere bakmamız lazım. Baktığımızda çocuğun G yerine D harfini çıkardığını, S harfi yerine T harfini çıkardığını, hecelerin yerlerini değiştirerek konuştuğunu görmekteyiz. Yani çocukta bir dil akıcılığında sanki problem varmış gibi gözüküyor. Ama baktığımızda kitabımızın 92. sayfası diyor ki dil akıcılığında bozukluk varsa biz buna kekemelik diyoruz. Kekemelik genellikle 2 ile 7 yaş arasında ortaya çıkar. En çok 3 ile 5 yaş arasında görülür. Erkek çocuklarda daha sık görülür ve daha ağır seyreder. Kekemelikte hecelerin yenilenmesi vardır. Hecelerin yerini yer değiştirmek yoktur. Yine kekemelikte ünlü seslerin uzatılması vardır. S yerine T harfi, G yerine T harfi çıkartmak yoktur. Tamam mı? Yine kekemelikte kelimelerde duraksama vardır. Yani çocuğun konuşmasında bir akıcılık yoktur. Ve çocuğun konuşması tam olarak anlaşılamaz. Ama sorumuza baktığımızda ne diyor? Çocuğun konuşması anlaşılır diyor. Yine baktığımızda kekemede tek eceli kelimelerin yenilenmesi vardır. Bizim vakamızda hecelerin yerilenmesi olayı yok. Hecelerin sadece yerlerinin değiştirilmesi olayı vardır. O zaman baktığımızda aradığımız cevap kekemelik değildir. O zaman baktığımızda geriye fonetik bozukluklar seçeneği kalıyor. Fonetik bozukluklar seçeneğine baktığımızda fonetiğin tam kelime anlamı nedir? Sesdir, hecedir tamam mı? Fransızca bir kelimedir. Ses ve hece bozuklukları ön plandaysa biz buna fonetik bozukluklar diyoruz. Nitekin baktığımızda bizim vakamızda da s yerine harfi çıkarılıyor. Sultan filminde hatırlarsak adam sultan yerine tultan diyordu Şener Şen. O şekilde bir dil bozukluğu vardır burada. Ama o filmde Şener Şen'i hatırlıyorsak Şener Şen'in sosyal etkileşiminde bir kusur yoktu ve konuşması anlaşılırdı. İşte böyle sadece fonetik düzeyde yani sesler düzeyinde kulağı hafif rahatsız eden dil bozukluklarına fonetik bozukluklar diyoruz. Bu sorunun en can alıcı noktası neydi? Bu sorunun cevabı konuşma akıcılığın bozukluğu mu ya da fonetik bozukluk mu diye arada kalıyorduk. Konuşma akıcılığı bozukluğu kitabımızın 92. sayfasında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. O zaman baktığımızda aradığımız cevap nedir? Fonetik bozukluklardır. Bir diğer soruya baktığımızda sürekli pozitif hava yolu basıncı yani SİBAP uygulama gereği olmayan hastalık hangisidir diye soruyor. O zaman SİBAP hakkında bilgi edinmemiz lazım. Biz bu pozitif Hava akımını niye bir çocuğa veriyoruz? Haydi onu açıklayalım. Örneğin bir çocuğun ihtiyacı olduğunda burnuna diyelim ki nazal kanül bağlıyoruz. Nazal kanülden durmadan pozitif hava veriyoruz. Bu hastalıklara bir tane örnek verelim mi? Hangi hastalıkta durmadan pozitif hava veriyoruz? Örneğin RDS hastalığında durmadan pozitif hava veriyoruz. RDS hastalığı nasıl bir hastalıktır? Açıklayalım. RDS hastalığı prematürlerde görülen bir hastalıktır. Sürfaktan eksikliği vardır. Sürfaktan eksikliği olduğu için alveoler kollabe olma eğilimindedir. Ama biz burada sürekli sibap şeklinde hava verirsek bu alveoler kollabe olmaz. Çocuğun solunum eforu desteklenmiş olur. O zaman baktığımızda demek ki alveoler düzeyde bir akciğer hastalığı olduğunda biz sibaptan faydalanabiliriz. Bu soruda aradığımız doğru cevap nedir? Laringo malazi'dir. Laringo malazi hakkında hadi bilgi edinelim. Kitabımızın 329. sayfasında baktığımızda laringo malazi'nin laringsin bir anomalisi olduğunu görüyoruz. Biz ne demiştik? Sibap alveoler düzeyde olan akciğer hastalıklarında ya da respirasyon ihtiyacı olan durumlarda kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Gördüğümüz gibi laringo malazi Laringsin hastalığıdır. Laringsin korlobey olmasını engellemek için sibap verilmez ki baktığımızda zaten laringomalazi çok malin bir hastalık değildir. Baktığımızda şurada ne demişiz? Laringomalazilerin çoğunluğu en geç 18 ay civarında kendiliğinden iyileşir. Çok nadiren laringomalazi ciddi hava yolu obstrüksiyonlarına sebep oluyorsa endoskopik supra tedavisi yapılır demişiz. Dikkat et. Sibap'tan bahsetmemişiz tamam mı? O zaman aradığımız cevap nedir? Sibap'tır. Sibap laringomalazi için bir tedavi seçeneği değildir. Yine pediatri soru kampımızda da laringomalazi ile ilgili bir soru çözmüşüz. Burada demişiz ki laringomalazi de stridor vardır ve bu stridor egzersizle artar. Bunun dışında bebeğin herhangi bir sorunu yoktur demişiz. Ve burada da üstüne basa basa vurgulamışız ki laringomalazilerin çoğunluğu kendiliğinden en geç 18. ayda iyileşir demişiz. Gördüğün gibi arkadaşım laringomalazi çok malim bir tablo değildir. Kendiliğinden iyileşiyor. Kendiliğinden iyileşen bir hastalığa da tutup da sürekli sibap tedavisi verilmez. Laringomalazi de sibap endikasyonu yoktur. Sibap endikasyonu akciğeri ilgilendiren solunum yolu problemlerinde kullandığımız bir yöntemdir arkadaşım. Gördüğün gibi hem kitabımızın 329. sayfasında hem de pediatri soru kampımızda çözdüğümüz bu soru bu soruyu çözmek için gerekli referansı vermiştir. Pediatri referans sorularımıza bir gastroenteroloji sorusuyla devam ediyoruz. 10 yaş civarı çocukta epigastrik bölgede sırta vuran ağrı, beslenme isteksizliği mevcut. Serum lipaz değerleri 5 katına çıkan olgunun batın USG bulguları net olarak değerlendirilememiştir. Olgun'un tedavisi için aşağıdakilerden hangisi uygundur diyor. Baktığımızda sırta vuran ağrı, beslenme isteksizliği ve serum lipaz değerlerinde 5 katına kadar varan bir yükseklik gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? Aklımıza akut pankreatit gelecek. Kitabımızın 320. sayfasında akut pankreatit tanısı için şöyle güzel bir cümle var. Akut pankreatit tanısı tipik ağrıyla ki bu tipik ağrı nedir? Epigastrik bölgede sırta vuran ağrıdır ve amilaz veya lipazda en az 3 kat artışla ki bak bizim hastamızda lipaz değeri 5 katına çıkmış ve görüntülemede akut pankratitle uyumlu bulgu olmasıyla konulur. Baktığımızda vakamızda tipik ağrı var. Lipazda 5 kat artış var ama görüntüleme bulgusu net değil. Hastamız büyük bir ihtimalle akut pankratittir ama %100 akut pankratittir diyemiyoruz arkadaşım. Yine kitabımızda şöyle güzel bir bilgi var. Lipaz akut enflamatuar pankraz hastalıklarında amilazdan daha spesifiktir diyor. Bir de lipaz 4 ile 8 saatte artmaya başlar diyor. 24 ile 48 saatte pik yapar diyor. Amilazdan 8 ile 14 gün daha geç düşer diyor. Yani lipaz hemen akut pankreatitte düşen bir enzim değildir. Akut pankreatit iyileşse bile serumda lipazın yüksekliği hala devam edebilir. Kitabımızın sayfasında demişiz ki akut pankreatit tedavisinde analjezik madde olarak fentanil gibi opiatlar kullanılır demişiz. Ve demişiz ki akut pankreatitte pankreas dinlendirilmeli. 6 ile 7 gün olgu ağızdan beslenmemeli. Bunun için olguya IV sıvı tedavisi başlanmalı deniliyor. Bu bilgileri edindikten sonra Haydi gel seninle beraber soru seçeneklerini inceleyelim. Sorunun iki tane seçeneği bizi zorluyor. Birinci seçenek şu. Diyor ki lipaz değeri normala dönene kadar oral alımı kapatılmalı. Full IV beslenmeli. Ama ben biraz önce ne dedim arkadaşım? Lipaz değerleri amilazı normale gelmesinden 8 ile 14 gün sonra bile daha geç düşer. O zaman baktığımızda şunu diyebilir miyiz? Lipaz değerleri bazen 14 gün ya da 14 günden daha fazla günden sonra düşebilir. O zaman lipaz değerleri normala dönene kadar diyelim ki lipaz 20. gün normala dönmüş. 20 gün boyunca biz bu çocuğu sadece IV mi besleyeceğiz? Hayır böyle bir şey yok. Bak biz burada ne demişiz? 6 ile 7 gün civarında ağızdan besle diyoruz. Hatta Nelson bu süreyi 3-5 gün olarak da sınırlandırabilirsiniz diyor. Tamam mı? Bu bilgiye milyon tane yıldız atalım. O zaman sorumuzun aradığımız cevabı nedir? Olguya evet IV sıvı tedavisi başlanmalı. Erken dönemde yani 6 ile 7. günden sonra hatta 5. günden sonra oral besleme denemelerine başlanmalı. Hastanın kliniğine göre oral beslenme kademeli olarak artırılmalı. En doğru cevap budur arkadaşım tamam mı? Şurada kilit olan cümle nedir? Lipaz'ın geç düştüğünü bilirsek tamam mı? Ve pankreasın yaklaşık 6-7 gün civarında dillendirilmesi gerektiği bilgilerini bilirsek bu zor soruya cevap verebiliyoruz. Gördüğümüz gibi bu bilgileri de kitabımızın 320. sayfası gayet güzel sizlere sunmuştur arkadaşım. Pediatri referanslarımıza bir kardiyoloji sorusuyla devam ediyoruz. 3 yaşındaki çocukta anormal olan EKG bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda bu soruda QRS dalgasının normal süresi sorgulanmıştı. Yine bu soruda PR intervalinin normal süresi sorgulanmıştı. Yine bu soruda QT intervalinin normal süresi sorgulanmıştı. Yine bu soruda kalbin elektriksel aksının normal değerleri sorgulanmıştı. Bu bahsi geçen değerlerin hepsi kitabımızın 436. ve 437. sayfalarında EKG dersimizde mevcuttu. Sorumuzun aranılan doğru cevabı yani 3 yaşındaki çocukta görülmemesi gereken EKG bulgusu V1 derivasyonunda pozitif T dalgasının varlığıdır. Biz genellikle V1 derivasyonunda pozitif T dalgasını yeni doğanın ilk birkaç gününde yani ilk haftasında genellikle görüyoruz. Baktığımızda yaşamın ilk 48 saati içinde pulmoner arter basıncının düşmesiyle genellikle sağ prekordiyal T dalgaları negatifleşmeye başlar. Yaşamın birinci haftasından sonra B1 derivasyonunda devam eden T dalga pozitifliğini görürsen aklına sağ ventrikül hipertrofisi gelmeli ya da aklına ciddi konjenital kalp hastalıkları gelmeli. Hatta şöyle bir tabirimiz var. B1'deki T dalgası 6 yaşına kadar asla pozitifleşmemeli. Adelosan çağa kadar bu dalga negatif kalmalı demişiz. O zaman baktığımızda sorumuzun aradığımız cevabı nedir? V1 derivasyonu da pozitif T dalgasıdır. Kitabımızın ilgili sayfaları sorunun diğer seçenekleri olan QRS dalgasının normal süresi, PR mesafesinin normal süresi, QT intervalinin normal süresi, kalbin normal aksının derecesi bilgilerine tam olarak referans vermiştir. Bir diğer kardiyoloji sorumuzla devam ediyoruz. Postnatal ikinci ay civarı kalp yetmezliği bulguları yani taşıp ne hepatomegalisi olan olguda fizik muayenede pansistolik öfürüm duyuluyor. Bu olgunun tanısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşım biz bir hastanın fizik muayenesinde pansistolik öfürüm duyduğumuzda aklımıza ilk gelmesi gereken hastalıklardan bir tanesi nedir? VSD'dir. Biz bunu ders videolarımızda üstüne basa basa anlatmışız. Yine arkadaşım VSD doğumdan sonraki ilk günlerde hemen kalp yetmezliğine sebep olmaz. VSD'nin kalp yetmezliğine sebep olması için sol kalbin basıncının sağ kalbin basıncını geçmesi lazım. Sol kalbin basıncının sağ kalbin basıncını geçmesi de yaklaşık 1-1,5 bir, bir ayı bulur. Onun için baktığımızda soruda da diyor ki postnatal ikinci ay civarı kalp yetmezliği gelişen olgudan bahsediyor. O zaman aradığımız cevap VSD'dir. Bakalım bu söylediklerimize kitabımız referans olabilmiş mi? Baktığımızda kitabımızın 413. sayfasında şöyle güzel bir bilgi var. Yeni doğan bir bebekte ikinci haftadan itibaren sol ventrikül basıncı sağ ventrikül basıncını geçer ve VSD yoluyla şant miktarı artar. Onun için demişiz ki dikkat VSD öfürümü yeni doğanın ilk muayenelerinde duyulmayıp ikinci ve dördüncü haftalar civarında duyulur. Ve yine aynı mekanizmayla diyebiliriz ki VSD hayatın ilk günlerinde kalp yetmezliğine sebep olmaz. Ne zaman ki sol ventrikül basıncı daha fazla olursa sol ventrikül kanı çok miktarda sağ ventriküle gelince o zaman kalp yetmezliği bulguları gelişir. Kalp yetmezliği bulgularını da nasıl görüyoruz VSD'de? Baktığımızda örneğin orta büyüklükte bir VSD varsa çocukta çarpıntı, terleme, çabuk yorulma, sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme, kalp yetmezliği bulgularıyla bu çocuk karşımıza geliyor ve bu çocuğun fizik muayenesinde sternumun sol alt kenarında pansistolik öfürüm duyuyoruz ki bak bizim bu sorudaki vakada da pansistolik öfürüm duyuluyor ve apex'te diyastolik rulman duyuluyor. Tamam mı arkadaşım? O zaman gördüğümüz üzere kitabımızın 413. sayfasında VSD'nin ilk günlerde fizik muayene bulgusunu vermediğini, VSD'nin ilk günlerde kalp yetmezliği yapmadığını görüyoruz. Ne zaman ki sol ventrikül basıncı sağ ventrikül basıncını geçince ve VSD'nin büyüklüğü biraz büyük bir VSD ise o zaman kalp yetmezliği bulguları çıkıyor. Kalp yetmezliği bulguları olarak da ne görüyoruz? çarpıntı, terleme, çabuk yorulma ve hepatomegali gibi bulgular görebiliyoruz arkadaşım. Sınavın son sorusuyla devam ediyoruz. Onikomadezis yani el ve ayak tırnaklarında dökülme, gürülme ihtimali fazla olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aradığımız cevap el ayak ağız hastalığıdır. El ayak ağız hastalığında çok nadiren de olsa tırnaklarda dökülme meydana gelir. Biz el ayak ağız hastalığına kitabımızda yer vermiş miyiz? Evet kitabımızın 110. sayfasında el ayak ağız hastalığına yer vermişiz. Demişiz ki Koksaki virüs 16 ile meydana gelir. Ağız içinde eritemli açılmış veziküler lezyonlar görülür. Yine demişiz ki avuç içinde ve ayak tabanında makulopapüler, veziküler ve püstüler lezyonlar görülür. Ve bu lezyonların ağrılı olduğundan bahsetmişiz. Ve bu lezyonların yaklaşık bir hafta içerisinde düzeldiğinden bahsetmişiz. Ama çok nadir bir komplikasyon olan onikomadezisten bahsetmemişiz. El ayak ağız hastalığında çok nadir de olsa el ve ayak tırnaklarında dökülmeler görülebilir. Biz bu olaya onikomadezis diyoruz. İşte biz bu onikomadezisten kitabımızda bahsetmemişiz. Bizim kitabımızın referans vermediği tek pediatri sınav sorusu buydu arkadaşım. Bunun dışında kitabımız 25 sorudan 24'üne referans verdi ve biz bu referansları seninle beraber arkadaşım görmüş olduk.